geldiniz Burak Bey. Hoş bulduk. 5 mevsim Gençlik ve Spor Kulübümüzde de faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Spor alanında kişinin daha çok maruz kaldığı bazı durumlar var. Mesela korku, kaygı, motivasyonel durumlar gibi. İnşallah bu alanda tabii ilerleyip üniversitede de iyi bireyler, iyi spor psikolojisiyle alakalı kişileri yetiştirmek en büyük hedeflerimizden biri. 5 mevsimi biz bir kalıba sokmadık. Hani 5 mevsim şudur deyip bir tanımını yapmış değildik. Daha çok bunu özellikle topluma bıraktık. 2006 yılında bir şey yoktu tabii. Dernek olarak değil, dediğim gibi Mülkin abinin bireysel olarak çalışmalarıyla ilerliyordu. Biz tamamen olaya insan merkezli yaklaşıyoruz. Bizim en önemli özelliğimiz ve belki de ayırt ediciliğimiz bu. Bizim içimize her türden, yani her görüşten insanın gelmesinde hiçbir sakınca yok. Diyor ki, yani ben bu yaşında bile hala kendimdeki eksikleri fark edip geliştirmeye çalışıyorum. Bu çok önemli bir... Yayınımıza hoş geldiniz. Bugün 5 Mevsim Gençlik ve Spor Kulübü'nden Burak Bey karşınızda. Hoş geldiniz Burak Bey. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Teşekkür ediyorum. Burak Bey, bence sizi bir tanıyabilir miyim lütfen? Tabii. Burak Arıcıoğlu. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunuyum. Futbol antrenörlük bölümünden. Ardından Marmara'da yüksek lisansımı tamamladım. Spor psikolojisi alanında. Ve şu anda da egzersiz ve spor psikolojisinde yine doktora birinci sınıf öğrencisi olarak devam ediyorum. Çok güzel. Böyle akademik anlamda kariyer olarak ilerliyoruz. 5 mevsim Gençlik ve Spor Kulübümüzde de faaliyetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Ben teşekkür ederim öncelikle yayınıza davet ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. İyi bir yayın diliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben önce geçmeden önce kulübe bir şey sormak istiyorum. Spor psikolojisi dediniz. Tam olarak bana onu biraz anlatabilir misiniz lütfen? Yani nedir, neler yapıyorsunuz o bölümde? Tabii spor psikolojisi aslında psikolojinin alt dallarından bir tanesi. Yani özellikle spor alanında kişinin daha çok maruz kaldığı bazı durumlar var. Mesela korku, kaygı, işte motivasyonel durumlar gibi. Daha çok bunların derinlemesine inen, sporcularla ya da spor kulüpleriyle alakalı saptamalar yapan ve bunun üzerine çalışan bir alan diyebiliriz. Spor psikolojisinin aslında özel tanımı bu ama psikolojiyle zaten iç içe. Doğru. Yani bunu çok da ayırt etmiyoruz. Yine psikolojide geçerli olan her şey aslında spor psikolojisinde de geçerli ama özellikle sporda daha çok bazı ortamlarda bulunulduğu için daha çok duygusal yoğunluğu fazla olan ortamlarda bunların biraz daha eğilimi oluyor. O şekilde biraz daha derinlemesine diyebilirim. Daha özel bir alan yani. Bu bölüm, ne kadar peki okumanız gerekiyor bu bölümü? Yani öyle mi ilerliyor? Yüksek lisansta 2 sene, doktorada da 4 sene ama tezi hızlı bir şekilde verebilirseniz 3'e de düşürme şansınız var. İnşallah 3'e düşüreceğiz. Ne güzel. Ben evet. Spor psikolojisini daha önce duymamıştım sanıyorum. Yani o kadar çok psikoloji alanlarını biliyorum da direkt onu mesela duymamıştım sanıyorum. Açıkçası ben üniversiteye başlayana kadar ben de duymamıştım. üniversiteye geçtikten sonra benim de açıkçası öyle düşündüğüm bir alan oldu yani. Kendimi oraya doğru yönelttim. Evet. Çok da memnunum tabii ki. Hani yaptığımız işle de çok iç içe, bana çok katkı sunuyor. Doğru. Bana sunduğu katkıyı da tabii ben de çocuklara, ilgilendiğimiz çocuklara karşı güzel bir şekilde yansıtma fırsatımız oluyor yani. O noktada çok memnunum alanımdan. Ne güzel. İnşallah bu alanda tabii ilerleyip üniversitede de iyi bireyler, iyi spor psikolojisiyle alakalı kişileri yetiştirmek en büyük hedeflerimizden biri. Çok güzel. Umarım başarabilirsiniz zaten. O halde biz direkt kulübünüze değinelim. Evet. Alt ekipmanlarınız neler? Faaliyetleriniz neler? Ne amaçla yapıldı bu kulüp? Yani genel olarak ben her şeyi öğrenmek istiyorum şu an burada. Tabii. Öncelikle 5 mevsim farklı bir kulüp. Neden 5 mevsim bu arada? Neden 5 mevsim? Bu da güzel bir soru. Evet. Şimdi 5 mevsim aslında duyulduğu zaman direkt anlam verilebilen ya da mesela 4 mevsimi biliyoruz ama 5 mevsim nedir dendiği zaman bilmiyoruz. Doğru. Burada aslında şöyle bir nokta var. 5 mevsimi biz bir kalıba sokmadık. Hani 5 mevsim şudur deyip bir tanımını yapmış değildik.
Daha çok bunu özellikle topluma bıraktık. Yani bunu mesela duyulduğu zaman 5 mevsim nedir bir soru işareti geliyor insanın aklına. Toplum olarak sorgulamaktan biraz uzak olduğumuz için biz bunu aslında biraz kırmak adına da böyle bir isim koyduk. Yani 5 mevsim nedir? Aslında herkes kendine göre bir 5 mevsim tarifi yapabilir. Biz mesela çok farklı tariflerle karşılaştık. Yani 5. mevsime insanlık diyen oldu, çocuklar diyen oldu. Hatta şöyle çok çarpıcı bir yorum da gelmişti bir defasında. 5 mevsim, hani biz bu dünyada 4 mevsimi biliyoruz. 5. mevsim de bizim öldükten sonra göreceğimiz farklı bir mevsim. Halbuki bizim hiç öyle bir düşüncemiz bile yoktu. Yani o çok farklı bir yorum getirmişti. Böyle farklı bir yorum getiren kişiler oluyor. Biz de artık bir yerden sonra baktık. Kendimizce şöyle bir sorulduğu zaman diyoruz. Yani 5 mevsim, 4 mevsimin olumlu özelliklerini kendinde toplayan ve insanlık için çalışan bir yer. Yani 4 mevsimin olumlu özellikleri kışın da var, yazın da var, sonbaharın, ilkbaharın. Burada böyle bir tanım ortaya çıkardık. Tabii ki ama bu tekrar söylüyorum bir kalıp değil. Hani herkes kendine göre farklı bir 5 mevsim tanımı, tarifi yapmakta özgür yani. Kulüp nereden geldi? Garip ama. Evet, güzel. Garip. Kulübün gelişi aslında şöyle. Normalde direkt spor kulübü olarak biz başlamadık bu işe. 2006 senesinde bizim Muhittin abimiz var. Buradan da çok selamlar kendisine. Güzel selamlar. Evet. Muhittin abi 2006 senesinde o zaman 60 yaşındayken Başakşehir birinci etapta yani içine bir şey geliyor. Daha doğrusu o an gelmiyor da geçmişten gelen bir şey muhtemelen. Yani diyor ki bu toplum için bir şeyler yapmak lazım. Böyle emekli olmuş tabii 60 yaşında. Yani evde oturacağım, torunlarımla oynayacağım demek yerine sahaya inmem lazım diyor. Ve bunu bir dert edinerek birinci etapta çocuklarla bir faaliyete başlıyor. Faaliyet şu. Ne güzel. Çocuklarla bir araya gelmek ve onlarla ideal iyi bir insan olmanın yollarını ilerletmek. Öncelik etmek. Kesinlikle. Oluyor. Ve bunu da kesinlikle hiçbir yere kanalize olmadan, şuraya buraya demeden, Türkiye'de biraz biliyorsunuz bu tarzda çalışmalar bir yerlere bağlı olarak ilerliyor. Ama hiç öyle bir amaç gütmeden tamamen bireysel, özgün bir şekilde böyle bir yola başlıyor kendisi. Ve o başladıktan sonraki süreç tamamen doğaçlama, böyle güzel, tabii ki plan ve proje var işin içerisinde ama çok samimi bir şekilde ilerliyor ve bugün aslında 5 mevsim spor kulübünün doğuşu 2006 yılında Muhittin abinin o ilk attığı adım sayesinde buralara Doğru. kadar geliyor. Şu anda da kendisi 75 yaşında. Hala her gün görüşüyoruz diyebilirim. Gerçekten, yani. Gerçekten çok güzel. Görüşmediğimiz bir gün bile yok. O zaman hala ilgili geliyor, görüyor yani. Tabii, değil mi? Tabii çok tabii. Güzel. Yani hep fikir alışverişimiz birlikte her şeye beraber yine kararı veriyoruz. Yani hayatımıza çok büyük katkısı olmuştur. Benim de zaten 12 yaşındayken ben Muhittin abiyle ilk tanıştım. Şu an kaç yaşındasın? Şu an 25. Harika. Yani o Muhittin abinin bu yolculuğunda onunla beraber olmak da benim için çok büyük bir gurur gerçekten. Evet. Ve onu anlayabilmek ve o yolda ilerleyebilmek ve şimdi de bizim ilgilendiğimiz çocukların bu yolun yolcusu olduklarını görmek çok Good. Yani çok anlatılamaz gerçekten büyük bir zevk yani. 5 mevsim aslında böyle çıktı. O zaman 2006 yılında bir şey yoktu tabii. Dernek olarak değil, dediğim gibi Muhittin abinin bireysel olarak çalışmalarıyla ilerliyordu. 2010 senesinde artık işin resmiyete dökülmesi gerektiğine ulaşıldı. Ve o zaman 5 mevsim derneği kuruluyor. 2006'dan bu yana Başakşehir ilçesi içerisinde futbol turnuvaları ve satranç turnuvaları düzenliyordu Muhittin abi o zaman. Ve bu turnuvalar en son 2015 senesinde toplam 298 takımlı bir turnuvaya ulaştı. Yani devasa bir derneğin bu şekilde bir turnuva yapması yani Türkiye'de eşi gözleri bulunan bir şey gerçekten değil. Toplam 3000 tane çocuk demek bu. Ve artık biz tabii bu şeyle böyle çok büyük bir yük oldu ve artık tek saha da yetmemeye başlayınca burada biraz kategorileri yavaşlatma, azaltma durumuna gittik. 5 kategoride düzenliyorduk bunu. Ve çocuk
geliyordu mesela kendi mahallesinden takımını oluşturup öyle geliyordu. Öyle çok doğal, çok güzel bir süreçti o da. Ve bizim turnuvalarımız çok dikkat çekiyordu. Başak şu an bile hala çocuklar soruyorlar yani bahar turnuvaları olacak mı? Ne zaman olacak diye bize çok soru geliyor. Turnuvalarımızın bazı özellikleri vardı. Kendini ayıran. Mesela en önemlisi turnuvada biz asla ne argo kelimeye ne de bir kötü söze, küfür için mesela asla tolerans göstermiyorduk. Yani direkt kırmızı kart. Normalde hiç. Özür diliyorum ama normalde şey derler, zaten sporda bu mübahtır, hani yapılabilir gibi bir algı var. Şimdi siz onu aslında kırıyorsunuz burada. Maalesef evet. Güzel öyle bir şey. Algı var. Biz evet. De mesela lig maçlarına da çok karşılaşıyoruz. Hatta bizim çocuklar kulübümüzdeki gördükleri zaman çok şaşırıyorlar da yani nasıl hocam hani böyle olabiliyor diye. Çünkü insana yakışmayan bir durumu aslında onlar farkına varmış durumdalar. Hani küfretmenin ya da ağızdan kötü bir söz çıkarmanın. Turnuvalarımızda işte bu özellikler tabii ki turnuvanın böyle duyulurluğunu, farklılığını ortaya çıkardı. Ve bizim tabii o zaman bir tesisimiz yoktu. 2009 senesinde o zaman Başakşehir'in mevcut belediye başkanı Mevlüt Bey bir söz verdi. Dedi ki hani bu çalışmalar çok güzel. Biz dedi size bir tesis yapalım. Siz de çalışmalarınızı daha güzel, daha büyütebilme imkanınız olur. 2016'nın Mayıs ayında da şu anki bulunduğumuz tesisin açılışı yapıldı. Tabii o zaman biz dernekten spor kulübüne tüzük değişikliği yaparak gittik. Ve 2016 Mayıs'ından beri çocuklarla bu şekilde artık birlikteliğimiz spor kulübü olarak oldu. Artık daha fazla çocuk var bünyemizde. Burada işte fotoğrafları evet. Da var yaş gruplarımızın. Evet. Tabii ki biz şuna da çok önem vermiyoruz aslında. Hani sayıca çok görünmek aslında çok büyük bir şey ifade etmiyor. Doğru. Bununla ilgili yani şöyle bir benzetme var Aliye İzzet Begoviç için. Yani bir insanın obez olduğu zaman sevinmesiyle mesela bir sayının hızla artmasına sevinmek aynı şey diyor. Gerçekten öyle. Nasıl yani? Şu şekilde biz mesela 1000 tane çocukta da şu anda bir araya gelebiliriz. Doğru. Ama bu bizim için şudur. Bir sayıdır yani 1000. Ama biz diyoruz ki biz 1000 tane çocuk olacağına içimizde 100 tane bizim birebir çok yakın ve kendimizi vererek ilgilenebileceğimiz bir grup olursa o 100 kişinin çok daha faydalı olacağına inanıyoruz. Doğru. Yani şu değil ya biz 1000 kişiyle ilgileniyoruz. Bu işin reklamını yapmak olay o değil yani. Önemli olan o 100 ile hatta bu 100 bile belki fazla. Mesela 10 tane çocukla birebir ilgilensek o 10 çocuk zaten etrafa dayıldığı zaman o 1000 sayısını ileride çok büyük bir şekilde geçecektir. Doğru. Yani bunu düşünüyoruz. O yüzden sayılara çok böyle önem atfetmiyoruz yani. Hani sayımız çoğalsın, çok görünelim, fazla olalım değil. Mantıklı, sağlam temeller üzerine inşa edilmiş bir şekilde sayıca artmak. Yani her yıl 1 olur, 2 olur, 3 olur. Zamanla yani o sayı noktasında öyle bir çok takıntımız yok. Ne kadar güzel ama. Evet. Tebrik ederim ben. Çok teşekkürler. Yani 5 mevsimin ortaya çıkışı aslında bu. Şu anda demin dedim ya mesela Muhittin abi 60 yaşında o içinde bir şey vardı yani. Hani o kendini harekete geçiren. Şu an bir bakalım topluma yani 60 yaşında kaç tane insan bu şekilde bir olaya kendini atar. Ben zannetmiyorum yani kimsenin olacağını. Tartışılır evet. Tartışılır. Ama işte o içte gelen bir şey vardı. İşte o neydi mesela? Bu soruyu açıkçası ben kendime çok sordum. Hani kendi torunları var, kendi ailesi var. Oraya ayırması gereken vakti, ayıracağı vakti geliyordu, bizimle geçiriyordu mesela. Ama olaya hiçbir zaman şöyle bakmıyordu Muhittin abi. Biz de öyle bakmıyoruz şu anda. Ya bu işte el alemin zaten çocuğu, benim evladım değil ki, değil. Hani öyle bir bakış açısı asla. Mesela kulübümüzde bizim olan çocukların hepsi bizim öz kardeşimiz gibi yani öz evlat gibi yani bunun ayrısı gayrısı yok. Kan bağının bir önemi yoktur ki doğru. Sevgide. O yüzden anlıyorum ben sizi. Evet yani o yüzden bu çalışmaya biz çok önem veriyoruz. Ve bu şekilde de güzel bir şekilde ilerliyor şu anda. Çocuklar da şimdi yaşları büyüdüğü takdirde zaten hani o ruhen de olgunlukları ilerliyor. Doğru. Ve artık onlar da sorgulamaya başlıyorlar. Ya 5 mevsimde yapılmaya çalışılan şey ne? Tamam burası normal bir spor kulübü değil. Futbol oynuyoruz, liglere katılıyoruz tamam. Ama buranın farklı bir misyonu ve vizyonu da var. Bunu anlayan çocuklar var.
hepsi aynı düzeyde anladı diyemem tabii ki. Yani her insan farklı sonuçta. Ama anlayanlar gerçekten kendilerini çok öne çıkarıyorlar. Ve bu noktada görüyoruz yani artık diyorlar ki hocam bizde bu burada bir taş var. Burada bizim hocalarımız, işte siz bir ekip olarak bu taşın altına girmişsiniz. Artık biz de bu taşın altına bir yerden girelim. Ve bu çok mutluluk verici bir şey gerçekten. İşte birine o el alemin çocuğu demediğiniz zaman aslında onlar da farklı kişiler için bir şeyler yapabilmenin o tadına varabiliyorlar. Doğru. Yani karşılıksız, çıkar beklemeden, tamamen içten gelerek bunu bir sorumluluk olarak biliyorlar. Burada da şöyle bir örnek mesela vermek isterim. Bizim şu anda liseli 5 tane talebemiz, kendi içimizden 5 mevsimde, bizim 8. sınıf olan öğrencilerimizi bu sene LGS sınavına kendileri hazırlıyorlar. Ya bu çok muazzam bir olay çünkü tamamen gönüllü bir şekilde, hiçbir çıkar dediğim gibi beklemeden her gün birisi Türkçe veriyor, birisi inkılap, birisi matematik. Spor eğitmenlerinden bahsediyorsunuz değil mi? Spor değil, yok. Ya bizim spor eğitmenlerimiz farklı. Bunlar bizim içimizden yetişen, bizim Anladım. Öğrencilerimiz. Evet. Lise 2 talebeleri hepsi. Hı hı. Dediler ki yani biz de bir şey yapabiliriz. Hı hı. Ve bu sene bizim 8. sınıf öğrencilerimize ders veriyorlar. Yani LGS dersini onlar anlatıyor. Şimdi akran eğitimi mesela burada bunun da çok verimli ve faydalı olduğuna dair zaten bilimsel çalışmalar mevcut. Biz de bunu değerlendirdik. Yani çocukların böyle fedakar bir şekilde vakitlerinden ayırarak bir başkası için, tırnak içinde söylüyorum, aslında onlar için bir başkası değil o. Gerçekten çok seviyorlar, değer veriyorlar hani kendi genç kardeşlerine. Ve şöyle, bu yıl bizim 8. sınıf olan öğrencilerimizden, o ders alanlardan bir tanesi de bana şöyle bir şey söyledi. Dedi ki hocam dedi, ben de iyi bir lise kazanırsam, ben de dedi işte abilerim gibi gelecek sene ben de ders anlatabilir miyim dedi mesela. Şimdi onların dikkatini çekmiş. Kesinlikle şey. Dikkatini çekmiş ve artık rol model olmaya başladılar. Doğru. Bu da çok güzel. Yani böyle böyle bu artık bir bayrak yarışı gerçekten. Bu şekilde bu iyilik zinciri diyeyim. Böyle büyüye büyüye katlanıp gitmesi bizim hani en büyük temennimiz. Diyeceklerim bunlar. Evet şu ana kadar. Yani ama çok güzel. Yani ben mesela dinlerken o sıcaklığı anladım. Evet. Ki bir de siz sürekli oradasınız. Oradaki ortam, ya çocuk bir başka oluyor. Onun verdiği hissiyat da başka oluyor. Yani büyük küçük fark etmeksizin anlıyorum. Çok güzel ama çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Ruhunuza minnet. Gerçekten evet. Harika. Çok teşekkürler. İşte burada fotoğrafları geçen bizim yaş gruplarımız. Hepsi birbirinden çok kıymetli, çok değerli gerçekten gençler. Bu fotoğraf, şimdi bizim şöyle bir bakışımız var olaya. Buyurun. Şimdi spora farklı bir yerden yaklaşıyoruz. Burası bir açık. Şimdi bize ilk gelen aile ya da çocuk geldiği zaman ya da biz çocuğu seçtiysek eğer, şimdi o çocuğun ailesiyle tanışmak bizim için çok önemli. Çünkü aileler çocuklarının nasıl bir yere geldiğini, nasıl insanlarla birlikte olduğunu da bilmek zorunda. Doğru. Ki bugün çok daha önemli. Hani bugünün toplumundan bahsediyorum. Haksız. Ve ailenin biz evine ziyaret gerçekleştiriyoruz. Aa. Evet, mesela burada da açıkçası şunu vermeye çalışıyoruz aileye. Yani 5 mevsimin özellikleri bunlar. Biz olaya böyle bakıyoruz ve sizin evladınıza da bizim açıkçası yaklaşımımız bu şekilde. Hı hı. Bütün şeffaflığımızla tekrardan söylüyorum. Bugün maalesef toplumda bu tarz yapılar özellikle STK tarzında kirletildi. Yani algı olarak insanların aklına türlü türlü şeyler geliyor. Etiket yapıldı. Etiket yapıldı ve insanın aklına geliyor ya bunlar neci acaba gibi. Biz tamamen olaya insan merkezli yaklaşıyoruz. Bizim en önemli özelliğimiz ve belki de ayırt ediciliğimiz bu. Bizim içimize her türden yani her görüşten insanın gelmesinde hiçbir sakınca yok. Tamamen onu insani davranışlarıyla biz görüyoruz. Yani bir insan olarak var bizim yanımızda o kişi. İdeolojisi farklı olabilir, mezhebi farklı olabilir, tabii dini ki. Görüşü veyahut da farklı bir şey. O bizim için hiç önemli değil. Biz olaya dediğim gibi tamamen insan odaklı bir şekilde yaklaşıyoruz. Ve onun insanlığını daha iyi bir insan olma noktasında nasıl geliştirebiliriz bunun derdini yaşıyoruz. Tabii ki bu kendimizde de böyle. Hani biz olduk artık tamam başkalarına geçelim gibi bir durum yok. Bu zaten sonu olmayan bir yolculuk. Yani ölene kadar
iyi bir insan olmanın yolculuğu devam edecek. Bunun bir sonu yok. Artık oldum deme gibi bir durum yok. Bu noktada biz ilerlerken kendimizle birlikte bu işte çocukları, gençleri biz de nasıl ilerletebiliriz? Hatta bizi nasıl geçebilirler? Açıkçası derdimiz bu. Hani boynuzun kulağa geçmesi lazım. Evet. Muhittin abiden demin tekrar örnek vereceğim. En büyük aldığımız özellik de oydu. Yani şöyle bir kelime kullanıyordu mesela, cümlesi vardı. 75 yaşında bir insan ve şu cümleyi kullanıyor. Diyor ki, yani ben bu yaşımda bile hala kendimdeki eksikleri fark edip geliştirmeye çalışıyorum. Bu çok önemli bir nokta çünkü artık o kalıp dedik ya, yani yetişkinlerde çoğu zaman kemikleşmiş oluyor birçok fikir veya düşünce. Doğru. Artık ben kendimi değiştirmem, ben buyum gibi bir algı bizden oluyor. Bizden geçti. Bizden geçti var. Artık yani biz bu kadar yaşamışız, bundan sonra niye değiştireyim kendimi gibi. Halbuki işte o insan gelişiminin gerçekten bir sonu yok, sınırı yok. Biz de bunu kendi yaşantımızda mesela her an gelişime açık olmak, sürekli kendini yenilemek, değiştirmek gerekiyorsa eğer bu noktalarda çok açık olmak gerekiyor. Bu noktada işte çocuklara faydalı olmak isteklerimizde önemli. Yani onlara faydalı olmak anlamında durum bu. Şöyle ki bazen buraya mesela bir konuk geliyor ve bana bir şey soruyorlar mesela. Ben konudan bağımsız kendimde bir sorgu edatı alıyorum direkt. Mesela sizde de az önce öyle oldu. Yani bazen şey diyoruz, evet ben buyum. Zaten benim kurallarım bunlar diyoruz ama bazen biriyle tanışıyoruz ve aslında hiç tanımadığımız bir noktamız olduğunu biliyoruz. O yüzden kendini geliştirmek, yani bir gelişim var burada ve bu bitmek bilmeyen bir serüven. Ve böyle düşünen insanları görmek beni çok mutlu ediyor. O yüzden bugün iyi ki geldiniz. Gerçekten harika bir sohbet bu arada. Evet. Çok teşekkür ederim sözleriniz için. Benim bir sorum daha var. Şimdi pandemi araya girdi. Yani nasıl oluyor, nasıl verimlilik alabiliyorsunuz? Vallahi, devam ediyor mu mesela? Pandemi maalesef evet çalışmalarımızda bizim için dezavantaj oldu. Yani biz çocuklarla her gün hemen hemen bir araya gelirdik bu pandemi öncesinde. Ama şimdi bir seneyi de geçti bu süreç. Halı sahalar kapalı şu anda tedbirler evet, açısından. Onu öğrenmek istemiştim. O yüzden halı sahalar kapalı olduğu için görüşemiyoruz. Hani yüz yüze bir araya gelemiyoruz fiziken. Bir de çocukların kulübe hepsi aynı yerden de gelmiyor. Hani farklı lokasyonlardan gelenler var. Hatta evet. Başakşehir ilçe dışından gelen çocuklar da var bize. Ama bu süreç içerisinde tabii bir arada en azından online olarak da olsa görüşmeler yapmaya çalışıyoruz. Hani en azından birbirimizi yine görmek belli doğru. periyotlarla diye. burada mesela söyleyeceğim bir başka şey de hani sportif anlamda söyleyebilirim. Mesela performans ölçümleri biraz işin teknik boyutuna da değinmekte fayda var bence. Teknik anlamda içimizde şu an bizim 5 tane antrenörümüz var. Hepsi de bu işin içinden yani spor alanında okuyan ya da mezun olmuş kişiler. Bu noktada tamamen yaklaşımımız profesyonel bir şekilde, onu söyleyebilirim. Hani kulübün statü olarak amatör geçiyor ama yaklaşım olarak hem insani olarak hem de sportif olarak gerçekten profesyonel olduğunu söyleyebilirim. Mesela çocuklarla belli periyotlarla onların performans ölçümlerini yapıyoruz. İşte belli motorik özelliklerini. Ve bu noktada da çocukların nereden nereye geldiklerini belli aralıklarla görme fırsatımız oluyor. Bu noktada ekibimiz kendini de devamlı yenileyen, geliştiren hepimiz ve devamlı alanın güncel gelişmelerini de takip eden bir yapımız var. Bu noktada işte çocuklara da bu tabii ki olumlu olarak yansıyor süreç içerisinde. Bir diğer şey mesela demin bir darüleci ziyareti vardı. Çocuklarla bu tarzda ziyaretlere de önem veriyoruz. Aslında pandemi girmeseydi araya bunu diğer yaş gruplarıyla da sürdürmeye, devam ettirmeyi düşünüyorduk. Güzel bir faaliyet ama. Tabii çok güzel. Yani inanın orada çocuklar çok farklı duygular yaşadılar. Hepsi de çocuk, onlar da çocuk genelde. O yüzden evet. Orada hem çocuklar var hem yaşlılar var. Onlarla bir araya gelmeleri, görmeleri, sohbet etmeleri. Demin fotoğraflarda da vardı mesela. Çok güzel gerçekten anlardı. Bu noktada o tarz gezilere önem veriyoruz. Yani bu da gerçekten kişinin insani olarak gelişimine katkı sunan bir yapı taşı bence. Doğru. Hani ziyaret etmek, yaşlı insanları onlarla birlikte sohbet edebilmek. Yani orada çocuk kendini aşıyor. Bugünün özellikle çocukların da şu da var. Yani ağzından bir lafı çok zorla alabiliyorsunuz. Mesela benim gördüğüm. Çünkü çok asosyal bir şekilde bir gelişim var. Dijitalden dolayı bence o biraz. Katılıyorum. Kesinlikle dijital.
Bunun dışında farklı alternatifler de oluşturulamaması belki çocuklara. Yani farklı alternatiften kastım şu, bizim şu anda liseli talebelerimizle birlikte yürüttüğümüz farklı bir proje daha var. Mesela her iki haftada bir kitap okuma gruplarımız var. Kitap okuma gruplarımızla iki haftada bir kitabın tahlilini yapıyoruz. O noktada da mesela kitap okuma alışkanlığı ve bu alışkanlık ekstra olarak şunu sağlıyor tabii ki. Okuma becerisi, onun yanında okuduğunu anlama, sorgulama, araştırma bu tarzda evet. şeyler noktasında çok katkıları var. Böyle de bir çalışmamız var şu an liseli talebelerimizle. İnşallah bunu işte liseden biraz daha alta, ortaokul, belki ilkokul kadar da indirip hani o seviyelerde devam ettirmek niyetimiz var. Ama çok güzel şeyler. Yani spor dışında da tamamen biraz sanatsallığa bürümüşsünüz. O yüzden çok şahane bir şey bence. Evet. Yapmış olduğunuz şey. Bir de bu kadar. Instagram hesabınız var ya sizin değil mi? Tabii Instagram hesabınız. Buradan isterseniz hesabınızı biz öğrenebiliriz. Tabii 5 mevsim SK direkt yazıp 5 rakamla olacak. bu şekilde hesabımıza ulaşabilirler. Orada da çok şekilde tanıtımlar yapıyoruz yani çocukların ben videoları olsun. Ben inceledim zaten sayfanızı. Evet. Ya o noktada da bilgi sahibi olabilirler bizimle ilgili. Onun haricinde mesela şuna değinmekte fayda var diye düşünüyorum. Buyurun. 175 maçtır. Her maç kategori fark etmeksizin. Bunun içine en küçük U11'ler de dahil, en büyük U17'ler de dahil. Her maç rakiplerimize biz çiçek takdim ederek maçlara çıkıyoruz. O çiçekler onlara aitti galiba. Evet, orada çiçekler. Hem küçük gruplarımız, orta evet. büyük yaş gruplarımız var. Maç öncesi işte o çiçeği takdim ediyoruz. Bir gün bu sene, özür diliyorum, geçen yıl lig maçında şöyle bir hadise geldi başımıza. Bağcılar İdman Yurdu diye bir takımla oynuyoruz. Oynayacağız daha doğrusu. Maça gittik. Maç öncesi rakip takımın antrenörü soyunma odamıza geldi. Elinde bir poşet elma var. Baktık şaşırdık. Biz de ilk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Hoca bize şöyle söyledi. Dedi ki ya biz siz dedi inceledik. İnternette dedi hesabınıza denk geldik dedi. Siz dedi her maç öncesi çiçek götürüyormuşsunuz dedi. Biz de dedi elma getirelim dedik dedi. Bu şekilde hani bir dostane bir yaklaşım maç olsun diye. Ama farkınız orada ortaya çıkmış zaten bence. Kesinlikle çok güzel bir yaklaşım. O elma evet. olayını çok yerde anlatıyoruz mesela. Çok güzel. Çok sağ olsun o hocamız numarasını da aldık tanıştık zaten o kendisiyle. O süreçten sonra bir daha inşallah böyle hazırlık maçları vesaire birlikte oluruz diye de niyetlenmiştik. Çiçek olayını şöyle bakıyoruz aslında. Çiçek şu demek. Biz o sahaya gittik, karşımızda bir rakip geldi, bir insan geldi aslında. O dedim ya biz insan merkezli yaklaşıyoruz olaylara diye. Sporun içinde de bu böyle yaklaşımımız. Karşımızda gelen her biri bir insan. 11 tane çocuk var, yedekleriyle 18 bir antrenörü var. Onlar bu dünyaya bir insan olarak geldiler. Ve bizim o insana olan saygımızdan ötürü o rakip yani diyoruz ki siz bu çiçeğe layıksınız. Bir insan olduğunuz için bu dünyada varsınız ve bu çiçeğe siz layıksınız. Aslında böyle bir başlangıç yapmak ve bunun maçlarımızda çok olumlu katkıları oldu gerçekten. Hani maçlar yumuşak geçti ya da antrenörüyle olsun, çocuklarla olsun maç içinde mesela çok daha güzel bir iletişim, diyalog sağlandı. Buna özellikle hakemlerin çok güzel yaklaşımları oldu. Tribünleri alkışlatmaları, işte bu olayları vesaire gibi. Onun haricinde mesela şöyle de bir olay vardı. Bu da gülünç bir olay. Bir iki sezon önce oldu bu da. Bir takımla aynı gruba denk geldik. İki farklı yaş kategorisinde aynı gruptayız. Ve onlarla aynı sezon içinde 4 defa maç yapacağız. Şimdi 4 defa maç yapacağız. Bu da şu demek. Yani biz o rakiple 4 maç oynayacağız. 4 defa biz o rakiple çiçek götürüyoruz aslında. Hocaları da aynı. Yine benim çalıştırdığım bir gruptu. İki grupta. Dördüncü maç yani en son maçtayız artık. Hoca çiçeği aldı maç öncesi. Biz de bir takdim ettik. Hoca yanıma geldi şöyle bir şey söyledi. Ya hocam dedi siz de olmasanız dedi ben de hanıma çiçek götüremeyeceğim dedi ya. Meğersem o da aldığı çiçekleri eşine götürüyormuş. Çok İnşallah güzel. Dedi sizle her sene aynı grupta oluruz dedi mesela. O da güzel bir olaydı bizim için. Yani gülünçtü. Güzel hikayeleriniz var aslında. Çok güzel. Yani gerçekten biz çiçek götürdüğümüzde rövanş maçında da bize çiçek getiren bazı rakiplerimiz de oldu. Tabii biz bunu
hadi biz götürelim, onlar da bizi örnek alsınlar da hani onlar da yapsın diye asla böyle bir bakış açımız yok. Bu zaten o olayın ruhunu öldürür yani. Öyle bir bakış açımız yok. Biz tamamen dediğim gibi yani yaklaşımımız bu. Tamamen onların bu şekilde bir şeye layık olduğu ile alakalı. Ve o niyetle o işe başlamış. Bizim çocuklar da ilk başta çok sordular. Hocam dediler, biz niye çiçek götürüyoruz? Haklılar yani. Toplum niye algısı götürüyoruz? Dolayısıyla bence onu sormuşlar. Doğru söylüyorsunuz. Bence. Çünkü çocuklar mesela şu an profesyonel maçlara bakıyorlar. Her türlü gayri ahlaki duruma şahit olabiliyorlar. Yani ve diyorlar yani biz niye farklı bir şey yapıyoruz? Hani doğru. Biz de bunu hem onlara anlatmaya hem de daha çok yaşayarak örnek olmaya gayret ediyoruz. Mesela saha içiyle alakalı şöyle de bir örnek verebilirim. Bizim için sahanın içinde en önemli şey şu. İnsani olarak yapman gereken davranışların önüne eğer gol atmak ya da işte avantaj kazanmak, faul, penaltı gibi şeyler geçiyorsa arkadaş senin 5 mevsimde işin yok. Çünkü 5 mevsim böyle bir yer değil. Bu şekilde bir yaklaşım çocuklara büyük tesiri var. Mesela demin yayın öncesi de sizinle görüşmüştük. Mesela en ufak yaşından örnek vereyim. 6 yaşında bir çocuk maçın içinde ya da antrenman esnasında eline çarpan bir topu bize söylüyorsa eğer, ki biz bunu zaten teşvik ediyoruz ya da top kendinden dışarı çıkmıştır. Bunu hiç hakeme gerek kalmadan, hocaya gerek kalmadan söylüyorsa biz anında orada oyunu durdurup o davranışı öne çıkararak oradaki davranış ne? O onu söylemeye de bilirdi. Ve ama söyledi, onu içinde bir şey söylemeye teşvik etti. İşte demin dediğiniz gibi çocuklarla ilgilenmek gerçekten çok zevkli. Çünkü daha çok saf ve temizler. Hani kirli değil. Doğru. Düşünceleri ya da olaylara yaklaşımları. Zaten çocuklar genelde o yaklaşımı sergiliyorlar. O en küçük yaşlar. Ama biz onu muhafaza edemezsek, koruyamazsak çocuk artık o ergenlik özellikle o ilerleyen zamanlarda, lise vesaire zamanlarında çocuklar daha farklı yerlere, daha farklı şekilde bakmaya başlayabiliyorlar olaylara. Haklısınız. Mesela ya bu maçı kazanmamız lazım, gol atmamız lazım, hırs var. Ya elime çarptığını söylemesem de olur, hakem görmedi zaten. Halbuki işte bizim amacımız da çocuk bu şekilde kötü bir bakış açısına sahip olmasın. Önce iyi bir insan sahada, daha sonra iyi bir futbolcu. Zaten iyi bir insan olmak, saha içerisinden bahsediyorum. İyi bir futbolcu olmaya ya da maçları kazanmaya engel teşkil eden bir şey değil. Doğru. Şimdi kazanmaya nereden baktığımızla alakalı bu durum bir de. Haklısınız. Biz şöyle diyoruz yani dürüst olmadın maç içinde. Örnek veriyorum penaltı kazandın. Halbuki penaltı değildi. Ama biz o penaltıyı da attık, gol oldu. 1-0 biz maçı kazandık görünüyor. Halbuki biz o maçı kazanmadık. Orada sadece skor olarak 5 mevsim 1 yazıyor. Rakip takım 0 yazıyor. Biz böyle bakmıyoruz. Biz o maçı kaybettik. Yani bizim için olay bu kadar basit. Siz tamamen olayı insan yöndesiniz ki zaten bence şu aşamada yani aslında bence bu hep olması gereken bir şey ama zaten her şey insan gözüyle bakılmalı. O zaman zaten yaptığımız şeyde biz verimli olabiliyoruz. Yani yaptığınız şey gerçekten çok takdir ederim. Çok da güzel. Çok teşekkürler. Çok doğru tarif ettiniz siz de. Yani hangi meslek olursa olsun olaya doğru. İnsan merkezli, insan boyutuyla yaklaşılmak zorunda. Haklısınız. Yani bu toplumun, dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için. Doğru. Ki eminim eleştirdiğimiz birçok şey var hani hayatın içerisinde. Ama eleştirmek de bir şeye yaramıyor. Hani biz olaylara bakarken kesinlikle uygulamak ya da iyinin daha iyi olabilmesi için çaba sarf etmek. Yani bu noktada sorumluluğumuz olduğuna inanıyorum ben. Yani haklısınız. Eleştirmek bir şeye çözüm getirmiyor ki. Laf üretiyoruz sadece. Halbuki sahaya inip yani tribünden seyredip ya şuna bak demek yerine sahaya inip problemin kaynağını aramak, problemin nasıl çözüleceğiyle alakalı fikir üretmek ve bunu uygulamaya çalışmak zahmetli bir iş, kolay değil. Dışarıdan birçok insan da şey gözüyle bakıyor bu arada, onu da söyleyeyim. Ya alemin bir akıllısı siz misiniz? Yani size mi kaldı çocukların toplum yani toplumla ilgili? Asla geçmiyor. Maalesef ama kulak tıkıyoruz ya o tavsiyeleri de hani. Sadece bence olay ne biliyor musunuz? Kulak tıkamak değil de umursadığımız insanlar olduğu zaman umursamadığımız yani nasıl olsa bunlar beni tanıyor. Ben zaten sırtımı iyi yasladım diyoruz ve diyoruz ki o zaman onlar düşünse düşünsün zaten sorun değil. Bence o dengeyi ayırmak mühim. Çünkü diğer türlü kulak tıkanılmıyor yani.
Haklısınız. Sadece önemsediğimiz insanlar var ve önemsemediğimiz insanlar var. Evet. O yüzden Burak Bey, sohbetiniz çok güzel fakat süremiz sonuna geldik. Ama evet, dediğim gibi yani ben çok takdir ettim. Çok da destek oldum. Umarım daha da fazlasını yapabilir. Çünkü gerçekten buna ihtiyacımız var. Ve benim bir de kardeşim de var. O yüzden böyle çocuklarla ilgili şeyler yapılması benim için çok çok büyük ve gurur verici bir nokta. O nedenle iyi ki geldiniz. Evet. Ve ben size son bir şey sormak istiyorum. Çok kısa bir cevap almak istiyorum bunda da. Biz Üniversite TV olarak bizi sevdirebildik mi kendimize? Neler düşünüyorsunuz bizim hakkımızda? Burası hakkında? Vallahi öncelikle ben de teşekkür ederim davetiniz için. Zaten bu şekilde platformların olması güzel bir, hani duyulurluk açısından iyi. Biz Başakşehir ilçesindeyiz ama Başakşehir'de olmayan Türkiye'nin herhangi bir yerindeki kişi de belki bu kanal vasıtasıyla 5 mevsim diye bir yerin olduğunu öğrenecek ve belki iletişime geçecek. Kendi bulunduğu yerde bu 5 mevsim benzeri bir çalışmaya başlayacak. Bu çok büyük bir olay. Kanalınızla ilgili mesela gerçekten benim Üniversite TV, benim de üniversite zamanında açıkçası şunu dedim. Ya keşke bizim aklımıza gelseydi dedim böyle bir proje. Gerçekten çok güzel. Teşekkür ederim. İnşallah yani çalışmalarınızda da kolaylıklar, başarılar diliyorum. Çok üniversitelerin bölümleri vesaireyle ilgili tanıtım adına çok güzel bir oluşum oluşturmuşsunuz. Ve burada gayet de çok güzel bir çalışma ortamınız var. Ona şahit oldum. Evet, herkes aynı şeyi sırtlanıyor. Yani ekibimi seviyorum, arkadaşlarımı seviyorum. Evet, bari. Yani bu ekip de inşallah bu Üniversite TV kanalını çok daha yukarılara, güzel yerlere taşır diye umut ediyorum. Umarım. Çok teşekkür ediyorum Ali. Ben teşekkür geldiniz ederim. Tekrardan sohbetinize minnet. O halde programı sonlandırıyorum. Burası Üniversite TV. Teşekkür ediyorum zamanınız adına ve hoşça kalın.